birinci deneme çözümünde dördüncü bölüme geldik. Yine bize bir şeyler öğretecek bir sorumuz var ki tüm sorular öğretici sorular. Böyle bir plan yapmıştık. İnşallah faydalı olacak. Bir ilk yaptık. Yeni farklı bir şey yaptık. Umarım faydasını göreceksiniz. 30. sorumuz. Kur'an-ı Kerim'e hareke yönünden son şeklini veren aşağıdakilerden hangisi dedi? Peki cevap Ebu Esved el-Düvelli mi? Hayır. Cevap Ebu Esved el-Düvelli değil arkadaşlar. Bu sorunun cevabı Halil bin Ahmet'tir. Halil bin Ahmet hareke yönünden son şekli vermiştir. Ebu Esved el-Düvelli bunu ilk kez ortaya çıkartandır. Bu ayrıntılara lütfen dikkat edin. Soruları dikkatli okuyun. Hakkında bilgi veren küfür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir diye sorarsa ÖSYM ki cehalet mahalet bir şeyler gördük değil mi? İnandığı halde cehaletinden dolayı cehil, küfrü cehildir de şu istihza ne demek, küfrü cehil demek onların bir anlamlara bakalım mı? Bakalım. İstihza işte bunu hangi kavramla ifade ediyorlar diye ÖSYM sorabilir. Gelin şu reca, tevelli, teberri, takiye, beda nedir? Onlara bir bakalım. İnkarnasyon. Onlarda ahiret inancı yok. Öldükten sonra ruh başka bir bedene girecektir. Ki genellikle ne inanırlar? Ben öldükten sonra kralım. Niyesine gelince Cem Yılmaz çok güzel tahlil etmiş. Orada reenkarnasyona inanıyorlar. Tekrar geleceğim diyor. Neden? Çünkü anam fakir, baba kas sistemi herif. Dededen fakir. Onu oyalamak için inanışı da ona göre sistematik yani. Yani ne olacağız ya çok fakiriz. Ya bir dahaki sefere kralsın be oğlum.